Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin salatar rıda ve rıda an ashabihi rıda er rıda. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin es-sabiq lil halqi nuru ve rahmetun lil alamin zuhuru adede men meda min halqik وَمَنْ بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْحَتَّ وَتُحِيطُ بِالْحَتِّ صَلَاةً لَا غَيَةَ لَهَا وَلَا مُنْتَهَا وَلَا اِنْقِضَاءَ صَلَاةً دَائِمَ بِدَوَامِكَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد أوراق الزيتون وجميع الثمار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما كان وما يكون وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين الشاربين وبسنته وطاعته من العاملين ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الحمد لله رب العالمين Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, yine bir Şifa-i Şerif okumaları programında beraberiz. Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hak katındaki kıymeti, saygınlığı, ahlak-ı hamidesi ve kullar tarafından onunla ilgili hukukun beyan edildiği kadim bir eserimiz. Bugün Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefkat ve merhameti bölümünü okumuş olacağız inşallah. Peygamber Efendimizin bütün yaratılmışlara olan şefkati, acıması ve merhameti hakkında Allah Teala şöyle buyurmuştur. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَؤُوفُ الرَّح۪يمِ Andolsun ki size kendi içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona pek ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı da çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah Teala bir başka ayette ise Resul-i Ekrem hakkında şöyle buyurmuştur. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ Ey Habibim, biz seni alemlere yalnız rahmet olarak gönderdik. Bazı alimler şöyle demişlerdir. Peygamber aleyhisselamın üstünlüklerinden biri de Allah Teala'nın ona Esma-i Hüsna'sından ikisini vermesi ve onun hakkında müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir diye buyurmasıdır. Yani yukarıki ayette geçen Rauf ve Rahim isimleri aslında Esma-i Hüsna'dan, fakat burada Allah Resulü sevgili Peygamberimizle ilgili olarak bu ayet-i kerimedeki bu kelimeler geçmiş oluyor. Buna benzer bir görüş de kelam alimi Ebu Bekir İbni Furek'ten nakledilmektedir ki şöyle der. Ünlü tabi'in muhaddisi İbni Zahab Ez-Zühri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Huneyn Savaşı'ndan söz ettikten Allah'ın elçisinin o gün Safvan İbni Ümeyye'ye önce 100 deve verdiğini, sonra
bir 100 deve daha, ardından bir 100 deve daha verdiğini anlattıktan sonra Safvan'ın şöyle dediğini söyledi. Vallahi Resul-i Ekrem benim nefret ettiğim en insandı. Huneyn Savaşı'nda bana birçok ihsanda bulundu. Bana mal verdikçe gözümde dünyanın en sevimli insanı oldu. Allah Resulü onu memnun edinceye kadar, onun gönlünü alıncaya kadar vermiş. Rivayet edildiğine göre bir bedevi Peygamber Efendimiz'in huzuruna geldi, ondan bir şeyler istedi. Peygamber Zişan da ona istediklerini verdikten sonra sana ihsanda bulundun mu diye sordu. Bedevi, hayır, doğru dürüst bir şey vermedin dedi. Bunu duyan Müslümanlar bedeviye kızıp üzerine yürüdüler. Resul-i Ekrem ashabına sakin olun, sakin olun diye işaret ettikten sonra evine gitti, bedeviye bir şeyler daha gönderdi. Tekrar yanına geldiğinde bedeviye, seni memnun ettin mi diye sordu. O da, evet, benim ailem ve kabilemden biri gibi bana iyilik ettiniz dedi. Şefkat Peygamberi Efendimiz bu bedeviye, sen benim sana verdiklerimden memnun kalmadığını söyleyince benim ashabım sana öfkelenmişlerdi. Şimdi bana söylediğin sözleri istersen onların yanında da söyle de sana olan kırgınlıkları gitsin buyurdu Peygamberimiz. Yani sahabesinin kalbinde de bir şey kalsın istemiyor. Bedevi de olur söylerim dedi. Ertesi gün veya akşam olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama buyurdular ki biliyorsunuz bu bedevi bana bir şeyler söylemişti. Ben ona bir şeyler daha verince benden hoşnut olduğunu söyledi bu defa. Sonra bedeviye dönüp öyle değil mi diye sordu. Bedevi de evet benim ailem ve kabilemden biri gibi bana iyilik ettiniz dedi. Bunun üzerine Allah'ın elçisi ashabına şunları söyledi. Bu bedevi ile benim durumum, devesi ürküp kaçan adamın misali gibidir. Devesini sakinleştirmeye çalıştığı sırada başkaları olaya karışıp deveyi yakalamaya çalıştıkça adamın devesi büsbütün ürkmüş. O zaman da devenin sahibi kendisine yardım etmeye çalışanlara beni devemle baş başa bırakın. Çünkü ben ona sizden daha yumuşak davranır, onun huyunu nasıl yakalanacağını daha iyi bilirim diye seslenmiş. Onların yanında devesine doğru ilerlemiş. Yerden bir tutam ot alıp uzatmış. Devesi yanına gelip çökünce ona semerini vurup yükünü yüklemiş ve sırtına binmiş. Şayet bu adam sizi kızdıran sözü bana söylediğinde sizleri serbest bıraksaydım, siz de kalkıp onu öldürseydiniz, bu adam cehenneme giderdi. Evet, ama ben sizi serbest bırakmadım, müdahale ettirmedim. Bu vesileyle ashab-ı kiramdan Havvad ibn-i Cümeyr'in başından geçen Resul-i Ekrem Efendimiz'in şefkat ve müsamahasını gösteren bir kaybolan deve hikayesi daha anlatalım. Bir defasında sahabiler Fahri Cihan Efendimiz'le bir yolculuk yapıyorlardı. Merru Zahran mevkiinde de mola verdiler. Havvad ibn-i Cübeyr ilgisini çeken bir grup kadın gördü. Heybesindeki yeni elbiselerini giyerek onların arasına katıldı. O sırada Nebi-i Ekrem Efendimiz çadırından çıktı. Kadınların arasında bulunan Havvat'ı gördü ve onu yanına çağırdı. Başına geleceklerden korkan Havvat, Fahri Alem Efendimiz'e kaybolan devesini aradığını söyledi. Peygamber Efendimiz de ona inanmış göründü. Gönüller Sultanı Efendimiz daha sonralar Havvat'a rastladıkça Havvat, şu senin kaybolan deveden ne haber diye ona takılırdı. O da bu imalı sözlerden dolayı çok utanırdı. Bir gün Havvat, ya Resulallah, ben Müslüman oldum olalı, o deve artık hiç kaybolmadı deyince, Resul-i Ekrem Efendimiz ona 3 defa Allah sana merhametiyle muamele buyursun diye dua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin
şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hiçbiriniz ashabımdan biri hakkında hoşlanmayacağım bir şeyi bana ulaştırmasın. Zira ben sizin yanınıza gönül huzuruyla çıkmak istiyorum. Yani içinize çıktığımda ashabtan birine gönlüm benim takılı kalmasın. Onun için onlarla ilgili bir şeyi bana ulaştırmayın diyor Peygamberimiz ki böyle ashabına hep o fıtri sevgisiyle, muhabbetiyle karşılaşsın. Bu hadisin ravisi Abdullah İbni Mesud, onun sebebi vürudunu da zikretmiştir. Buna göre Peygamber Efendimiz, bir keresinde kendisine getirilen bir malı ashabına dağıtmıştı. Abdullah İbni Mesud, iki kişinin kendi aralarında, Muhammed bu taksimde Allah'ın rızasını ve ahiret hesabını dikkate almadı diye söylediklerini duydu. Konuştuklarını da Resul-i Ekrem'e haber verdi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzüldü. İbni Mesud'a beni kendi halime bırak diye çıkıştıktan sonra Musa'ya bundan daha ağır söylendi. O da sabretti diye kendi kendini teselli etti. Yani bana bunu söylememeliydin. Ben de onlar hakkında içinde bir sıkıntı olmamalıydı diye. Şefkat örnekleri. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan şefkatinin bir örneği de yapılması zor bazı ibadetleri onlar için hafifleştirip kolaylaştırması, ayrıca onlara bazı ibadetleri teklif etmeyi düşündüğü halde bu ibadetlerin farz kılınabileceği endişesiyle teklif etmekten vazgeçmesidir. Şu hadis bunun bir örneğidir. Ümmetime zor geleceğinden endişe etmeseydim, onlara her abdest alırken misvak kullanmalarını emrederdim. Ama onlara zor gelir diye her defasında misvak bulurlar bulmazlar. Ben de dolayısıyla onlara bunu emretmedim ama kendisi Efendimiz bunu devamlı yapıyor. Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetine olan şefkatinin diğer örnekleri arasında da şunlar zikredilebilir. Gece namazı kılarken yorulanların dinlenmesini tavsiye etmesi Peygamber Efendimiz. Şu hadisler Resul-i Ekrem'in ümmetine olan şefkatinin birer örneğidir. Bir Ramazan gecesi Resul-i Ekrem evden çıkıp mescide gitti. Orada teravih namazı kıldı. Birçok sahabi de ona uyup namaz kıldılar. Sabah olunca geceleyin Resul-i Ekrem'in namaz kıldırdığı ağızdan ağıza yayıldı. İkinci gece mescitte daha çok cemaat toplandı. Peygamber Aleyhisselam o gecede namaz kıldırdı. Ertesi sabah yine gece kılınan bu namaz hakkında konuşuldu. Üçüncü gece daha çok cemaat toplandı. Baktılar ki Resulullah Efendimiz namaz kıldırıyor. Duyan koşup geliyor. Resul-i Ekrem boy abdesti aldı. O gecede mescide geldi ve teravih namazını kıldırdı. Üçüncü gece. Dördüncü gece toplanan cemaati mescit almadı. Ama Allah'ın elçisi onların yanına çıkmadı. Hatta bazıları haydi namaza diye seslendiler. Peygamber Aleyhisselam yine de onların yanına çıkmadı. Sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaatin karşısına geçip bir konuşma yaptı ve şunları söyledi. Geceleyin beni beklediğinizi biliyorum. Yanınıza çıkmama mani bir durum da yoktu. Ama ben bu namazın farz kılınmasından, sizin de onu kılamayacağınızdan korktuğum için yanınıza gelmedim. Teravih namazının cemaatle kılınması adeti Hazreti Ömer'in hilafetinde yeniden başlamıştır. 2. Biriniz namaz kılarken uyuklayacak olursa uykusu dağılana kadar yatsın. Tabii vakit varsa. Çünkü uyuklayarak namaz kılarsa Allah'tan bağışlanma dileyim derken belki de kendisine beddua da edebilir. Yani ne dediğini fark etmeyecek kadar bir uyku hali varsa vakitte müsaitse yatsın, namazını daha sonra kılsın. 3. Abdullah İbni Amr İbni As'ın her gün oruç tuttuğunu, her gece Kur'an hatmettiğini öğrenen Resul-i Ekrem onu karşısına alarak şöyle buyurmuştur. Böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen tutma. Gece hem uyu hem de kalkıp gece namazı kıl.
şüphesiz senin üzerinde vücudunun hakkı vardır. Gözlerinin hakkı vardır. Eşinin hakkı vardır. Ziyaretçilerinin hakkı vardır. Her ay 3 gün oruç tut. Kur'an'ı da her ay 1 defa hatmet. Buhari'de naklediliyor bu olay. Demek ki sahabi bu noktada kendine göre bir program yapmış. Ama o programı yaparken başka hukuku tam yerine getiremediği için de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o sahabesini ikaz ediyor. Buyuruyor ki vücudunun sende hakkı var, istirahat edeceksin. Gözlerinin hakkı var sende. Eşinin de hakkı var, onun da ihtiyaçlarını gidereceksin. Ziyaretçilerinin de hakkı var, onları da yerine getireceksin. Hatmetmek istiyorsan ayda 1 kere hatmetmek sana yeter. Oruç tutmak istiyorsan da her ay 3 gün oruç tut, o da sana yeter diyerek Peygamber Efendimiz hem itidali hem de ashabına olan şefkatinden, merhametinden dolayı kolayca yapılabilecek ibadetleri emrediyor Allah'ın Resulü. Ashabına aynı şekilde savmu visali yani iftar etmeden ardı ardına 2 gün oruç tutmayı da yasaklamıştı Peygamberimiz. Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine acıdığı için sahabenin iftar etmeksizin peş peşe oruç tutmasını ki buna savmu visali denir bunu yasakladı. Onlar ama sen savmu visal tutuyorsun ya Resulallah dediklerinde sevgili Peygamberimiz ben sizin gibi değilim ki ben Rabbim beni yedirmiş ve içirmiş vaziyette geceliyorum buyurdular. Yani iftar etmeden 2. günün orucuna niyetlenmek ki Allah'ın Resulü onu bizzat kendisi yapıyor ama ashabı için müsaade etmiyor. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan şefkatinden dolayı ümmetine sıkıntı vermemek için Kabe'ye girmemiş olmayı arzu etti. Efendimiz Kabe'ye girmiş, burada geçecek biraz sonra ama keşke girmeseydim demiş. Sebebi de şöyle. Hazreti Ayşe şöyle dedi. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımdan sevinçli ve neşeli bir halde ayrıldı. Fakat üzüntülü bir halde döndü. Kendisine bunun sebebini sorduğumda şöyle buyurdu. Bugün Kabe'nin içine girdim. Sonra da içimden oraya keşke girmeseydim dedim. Çünkü ümmetimin çoğunun bunu hac sırasında zorlanarak yapmaya çalışmasından onları sıkıntıya sokmaktan korkuyorum. Hakikaten bir de Kabe'nin içine girmek haccın rükünlerinden birisi olsaydı ne kadar zor olur şimdi değil mi? O zamanki ümmet belki bunu kaldırırdı ama bugün 2 milyon, 3 milyon hacı nasıl gidip çıkacaktı oraya? Ki Hacerül Esved konusunda da Peygamber Efendimiz nasıl ümmetine bir kolaylık tanıyor değil mi? Öpebilen diyor öpsün. Öpme imkanı olmayan elini sürsün. O da kalabalıktan dolayı onu da yapamayana uzaktan selam versin diyor. Evet. Önemli olan ibadetin ruhunu kaybetmemek. Kendisinden ümmetinin aleyhinde hak etmedikleri bir söz veya lanet sadır olmuşsa bunları onlar hakkında rahmet vesilesi kılmasını da yine sevgili Peygamberimiz Rabbinden niyaz ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırırken ağlayan çocuk sesi duyarsa namazını da hemen kısa keserdi. Bir defasında sahabilerden biri Resul-i Ekrem Efendimiz'e sabah namazında uzun sureler okuyan bir imama şikayet etmiş. Bu yüzden sabah namazına gidemediğini söylemişti. Merhametli Efendimiz buna çok öfkelenmiş ve bir konuşma yaparak şöyle buyurmuştu. Ey insanlar! İçinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaat içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olan var. Cemaata göre kıldırın buyuruyor. Peygamber Efendimizin ümmetine olan şefkatini gösteren konulardan biri de Rabbine şöyle yalvarıp dua etmesi ve onunla şöyle antlaşmasıdır. Allah'ım, kime hak etmediğim halde
beddua veya lanet etmişsem ne olur bunu o kulun günahlarından arınıp kurtulmasına ve senin merhametine nail olmasına, günahlardan temizlenmesine, kıyamet gününde sana yaklaşmasına vesile kıl. Sahih-i Müslim'de yer alan aynı mahiyetteki bir rivayette ise şöyledir. Allah'ım ben de bir insanım. Müslümanlardan kime beddua veya lanet etmiş yahut kendisine vurmuşsam bunu o kimsenin günahlarından temizlenmesine, rahmete ermesine bir vesile eyle. Peygamber Efendimiz nadiren de olsa bazı kimselere lanet etmiştir. Onun lanetine uğrayanlardan bir kısmı şunlardır. Evet. Kadınlara benzemeye çalışan erkekler ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlar. Ki şimdi tamamen bir de bu manada bir zaruret olmadığı halde cinsiyet değiştirmeler var. Tabii tıbbi zaruretler hariç. İğreti saç, peruk takan ve taktıran, dövme yapan ve yaptıran kadınlar. Faiz alan veren, bu sözleşmeyi yazan, buna şahitlik yapan kimseler. Arazilerin sınırlarını değiştirip bozanlar. Çaldığı şey bir yumurta bile olsa hırsızlık yapanlar. Ana babasına lanet edenler. Hayvanları Allah'tan başkası adına kesenler. Medine'de bir bid'at çıkaran veya bir bid'atçıyı barındıran kimseler. Peygamberlerin mezarlarını mescit edinen Yahudi ve Hristiyanlar. Allah Resulü bunların Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılması manasına bunlara lanet etmiş. Ve dağlar meleğinin teklifi. Kavmi Resul-i Ekrem Efendimiz'i yalanladığı zaman Cebrail aleyhisselam ona gelerek kavminin sana ne dediğini, seni himaye etmeyi nasıl reddettiğini Cenab-ı Hak işitti. Dağlar meleğine de onlar hakkında istediğin her şeyi yapmasını emretti. Dağlar meleği Peygamber aleyhisselama seslenerek selam verdi. Ve ne yapmamı istiyorsun ya Resulallah? Emret. İstersen şu iki dağı onların başına geçireyim dedi. Allah Teala kainatı melekleri vasıtasıyla yöneltir. Bulutların, ayın, güneşin yönetimi, rahimlere düşen nutfelerin büyüyüp gelişmesi, eceli yetenlerin öldürülmesi, kabirdekilerin sorguya çekilmesi, cehennemin tutuşturulması, bakımı ve cehennemliklere azap edilmesi, cennet ve bakımı için melekler yarattığı gibi dağların idaresi için de melekler yaratmıştır Allah Teala. Allah'ın elçisi ona şunları söyledi. Hayır, ben Cenab-ı Hakk'ın onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek, ona hiçbir şeye ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim. Yani Rabbim benden şu anda isteğin varsa yapayım diye bana bir imkan veriyorsa Rabbim onların helakini değil, onların çocuklarının Müslüman olmasını isterim. Burada özet olarak verilen hadis-i şerifin Sahih-i Buhari ile Sahih-i Müslim'deki rivayeti şöyledir. Bir gün Hazreti Ayşe Peygamber aleyhisselama Uhud gazvesinin yapıldığı günden daha zor bir gün yaşadın mı ya Resulallah diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Evet Ayşe senin kavminden çok kötülük gördüm. Bu kötülüklerin en fenası onların bana Akabe günü yaptığıdır. Taifli Abdülkülal'in oğlu İbni Abdüyale ile sığınmak istemiştim de beni kabul etmemişti. Ben de geri dönmüş, derin bir keder içinde yürüyüp gidiyordum. Karnüs-i Alib'e varıncaya kadar kendime gelemedim. Orada başımı kaldırıp baktığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice bakınca bulutun içinde Cebrail aleyhisselamı fark ettim. Cebrail bana seslenerek Allah Teala kavminin sana ne söylediğini, seni himaye etmeyi nasıl reddettiğini duymuştur. Onlara dilediğini yapması için de sana dağlar meleğini göndermiştir dedi. Bunun üzerine
dağlar meleği bana seslenerek selam verdi. Sonra da ey Muhammed, kavminin sana ne dediğini Cenab-ı Hak işitti. Ben dağlar meleğiyim. Ne emredersen yapmam için Allah Teala beni sana gönderdi. Ne yapmamı istiyorsun? Eğer dilersen şu iki dağı onların başına geçireyim dedi. İşte o zaman hayır dedim. Ben Cenab-ı Hakk'ın onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek, ona hiçbir şeye ortak koşmayacak kimseleri çıkarmasını istiyorum. Tabi'in alimlerinden Muhammed İbni Münkedir'in rivayet ettiğine göre Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah, Allah Teala göğe, yere, dağlara sana itaat etmelerini emretti. Sen ne emredersen yapacaklar deyince Peygamber Efendimiz ben ümmetimden ilahi azabın tehir edilmesini dilerim. Belki Allah Teala onlara tövbe nasip eder de yapacakları tövbeyi kabul buyurur dedi. Demek ki zaman zaman böyle bir takım acı hadiseler sonunda hemen azab-ı ilahinin gelmemesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cezayı tehir etme talebinin bir tecellisidir. Yoksa bir gün elbette ki kötülüklere karşı ceza gelecektir. Hazreti Ayşe de şöyle demiştir. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi iki şeyden birini yapma konusunda serbest bıraktığı zaman mutlaka o ümmeti hakkında en kolay olanı seçerdi. Yine Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh da şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bıkıp usanmayalım diye bize öğüt vermek için dinlemeye istekli olduğumuz günleri kollardı. Yani bakar ki sahabesi ne zaman dinleyebilecekse o günü daha çok tercih eder. Aman ben şu gün konuşacağım, hemen toplansınlar gelsinler değil. Sahabesinin durumuna bakar Allah Resulü, onların dinleyebilecekleri zamanı seçerdi. Hadisin tamamı şöyledir. Tabi'in alimlerinden Ebu Vail Şakik İbni Seleme öyle dedi. İbni Mesud radıyallahu anh bize perşembe günleri vaaz ederdi. Adamın biri ona, Ebu Abdurrahman, keşke bize her gün vaaz etsen dedi. İbni Mesud ona şunları söyledi. Sizi usandırmamak için her gün vaaz etmiyorum. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bıkıp usanmayalım diye bizim dinlemeye istekli olduğumuz günleri kollardı. Kendisinden rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe bir defasında hırçın bir deveye binmişti. Hayvanı sakinleştirmek için onu sert bir şekilde bir o tarafa bir bu tarafa götürmeye başladı. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye aleyki bir refk ya Ayşe. Ayşe hayvana yumuşak davran buyurdu. Hadisin bir başka rivayetine göre Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Huysuz bir deveye binmiştim. Bu sebeple onu kamçılamaya başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Hayvana yumuşak davran Ayşe. Çünkü nerede bir yumuşaklık, kolaylık varsa orada güzellik vardır. Yumuşaklığın ve kolaylığın bulunmadığı her şeyde çirkindir. Evet, bütün bu güzelliklerin kendisinde tecelli ettiği sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya mahlukatın nefesleri adedince salatu selamlar olsun aziz dinleyenlerim.